Saygıdeğer Demir Çöker Servisi'nin değerli takipçilerine buradan selam olsun. Bugün Galatasaray Stadı'nı gezeceğiz. Stadyum ve müze turu yapacağız yani kısaca. Geçen yıl Fenerbahçe Stadı'nı gezmiştik. Hatta kısmından koyarım o videoyu. Bugün de Ali Hocam'la birlikteyim. Ali Hoca kim diye soracaksınız. Geldiğinde öğreneceksiniz. Şu an kendisi benzin alıyor. Ödemesi için de hemen şopa girdi. Görüyorsunuz şopu göster Aras'cığım. Samiha Kimova mezar olacak. Sadece Fenerbahçe. Arkadaşlar evet, Ali Hoca kameralarımız karşısında, görüyorsunuz. Şu an araba kullanıyor, o yüzden telefonumuzun kamerasına da bakamıyor. Ayrıca arkadaşlar Ali Hoca'nın da Galatasaraylı olduğunu hatırlatalım. Hocam siz benim neyim oluyorsunuz bu arada? Ali Hoca diyorum. Ali Hoca kim diyor takipçilerimiz? Demirciğim, biz seninle birlikte vücut geliştirme yapıyoruz. Evet, çok doğru. 2 aydır yapıyoruz. Ta ki sen sakatlanana kadar. İyileş, devam. Vallahi ya, sorma. Devam edelim tuzumuzla antrenmanlara hocam ya. Ayrıca arkadaşlar Seyran Tepe'ye de gelmek üzereyiz diyebiliriz. Galatasaray'ım! Buyurun hocam, sizdeyiz. Eski adıyla Türk Telekom Arena, yeni adıyla Rams Park'a hoş geldiniz. 55.000 kapasiteli bu stat Galatasaray'ın mabedi. Ladies and gentlemen. Rams Park'a geldik. Hemen gösterelim Aras'cığım. Bana göre Türkiye'nin ikinci büyüğü, Ali Hocam'a göre de en büyük. Hocam düşünceleriniz uzun bir süre sonra Rams Park'a geldiniz. Rams Park'ta bugün müze ve stat turu. Aynen. Ve bu anları ölüm sesleştiririz arkadaşlar bir videoyla. Ben şiveyi yine değiştirdim, farkındayım. Arada videolarda biliyorsunuz kaymalar oluyor. Kaymalar İdare olur edin. Sen sporda da bu kaymaları yapıyorsun değil mi? Bayağı hocam. Arkadaşlar, kurucumuz Ali Sami'nin bu silüeti de hemen müzenin girişinde yer alıyor. Hocam bıyığı yok muydu bu adamın? Ya Zafer'in Rengi filminde görmüştüm. Ya oğlum aynen orada yapmışlar da normalde adamın kendi resmi bu. Yakışıklı adammış bu arada. Stadyum ve müze gezimiz başlıyor. Evet, başlangıç noktamız soyunma odası. Turumuz kapsamında toplamda 4 alan ziyaret edeceğiz. İlk durağımız soyunma odası olacak. Soyunma odasını gördükten sonra futbolcularımızın sahaya çıkmak için toplandığı bölüm olan mikrona, yani sahaya çıkış bölümüne hep birlikte geçiş yapacağız. Oradan futbolcularımız gibi sağ kenarına geçeceğiz. Sağ kenarına çıktığımız zaman sizler bulunan yedek kulübesi koltuklarına oturabileceksiniz. Son alan olarak da sahayı en iyi gören tribünlerden bir tanesi olan Batı VIP tribününe geçeceğiz hep birlikte. Ve yine sizler bulunan VIP koltuklara oturabileceksiniz. Turumuzun toplam süresi 30 dakika olacak değerli misafirler, bilginiz olsun. Çıkışlar tribünden olacak. Heyecanlı mısınız hocam? Turumuzu tribünde noktalayacağız. Tribünden çıkarak noktalayacağız. Sol taraftan asıl bölüme doğru. Talep var, farkındaysan yabancılar da çok. Evet. Türkiye'nin en köklü tarihi kulübü Galatasaray. 1481'den beri kültürün simgesi, 1905'ten beri sporun eşiği, anlaşanlı Galatasaray. Arkadaşlar soyunma odasındayız şu an. Demir abi. Hayır. Hocam Endombele nerede? Endombele kaldırılmış Endombele. Abi herkes ikardiyi kapmış ya. Vallahi hocam. Hocam sizde şeyde çekiniz. Ziyeh var işte. Ziyeh de dolu gerçi de. Ben şu 7'ye mi geçsem ya? 7'de kim var? Kerem Aktürkoğlu. Harry Potter Kerem. Bu arada arkadaşlar Ali Hoca da Kerem'i çok sever. Kerem'e özel bir zaafı var. Kerem Aktürkoğlu'nu beğenmiyor. Özgüvensiz miyim? Vallahi hocam ben de sizinle aynı düşünüyorum. Ali Hocam Icardi dolu olduğu için hemen Abdülkerim bardakçının olduğu bölüme doğru gidiyor. İnsan ve İki çöp.
Kerem oğlum, Kerem. Soyunma odasının ambiyansı güzeldi. Bence de güzeldi. Hocam, Ali hocam, Metin Oktay değil mi bu? Metin Oktay, evet. Fatih Terim. Cüklar var Galatasaray tarihi için çok önemli. Evet, tünele geldik hocam. Yıllar önce Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası Gökhan Gönül'ün bir açıklaması var. Şunlardan birisini hakeme verin diye, hatırlıyor musunuz? Galatasaray formasıyla. Hatırlıyorum, evet. Çaresizce bir yorum olduğunu düşünüyorum. Mağlubiyetin etkisiyle yarattı. Hatta Galatasaray o maçı 2-0 kazanmıştı. Hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Üstün oynadık ama hakeme bağlayarak kazandı bilgilerinden bir şey söylediler. Niye hakemleri satın alıyorsunuz hocam? Demir. Tamam tamam. Hocam hashtag konsantrasyon mu? Konsantrasyon. Hedef 25. Arkada ruhumuz, tek burcumuz marşının çalması yok mu hocam? Evet, Galatasaray'ın yeşil zeminine ayak bastık arkadaşlar. Aslan'ın yer aldığı tribün kuzey. Evet, kuzey tribünü. Tam karşı kuzeyin güney. Güneyin çaprazında da rakip sağ, rakip takım taraftarları oluyor. Evet, Galatasaray Fenerbahçe maçında oradaydım hocam. Aynen. Çağlar'ın golünde. VIP ve basın tribünü. Tam karşısında doğu. Serinleyeceğiz galiba. Gel 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 gel. Geçen sezon Galatasaray 1-0 mağlup ettiğimiz maçta arkadaşlar, hemen şu kısımdaydım. Hatırlar şişelere, hatırlar. Yakınlaştırmak gerekirse eski halı sahamda da ikarte böyle dururdu, dururdu. Ondan sonra gelirdi, atağa çıktığımız anda tık kafayı böyle vurur. Barcelona'nın eski teknik direktörü değil mi aynı zamanda hocam? Rüştü Reçber'i oynatmamıştı ya. Evet. Bizde de Misimovic'i yedek bırakmıştı. Sonra Misimovic ayrıldı. Günlere çıkıyoruz şimdi. Ali hocam da önden gidiyor. Tribünlerden de bir geniş açı alalım. Aynen öyle, yüzünde maske var, aynen öyle. Ay ay ya, aynen öyle, her şeyin parlıyor, aynen öyle. Biz ne izleyeceğiz? Şan kulüp tarihiyle ilgili bir kısa bir filmimiz var. Sen var ya sen, şikenin kralı, teşviğin babası. Arkadaşlar şu an Türkiye'de hiçbir takım müzesinde olmayan bir kupa var burada. Hatta iki kupa var. Aslında ikisinin de önemi çok farklı. İkisi de birbirinden önemli. Şöyle Demir'cim, kamerayı hafiften çevirelim ve kupaları görelim. Arkadaşlar, 65 santim uzunluğunda, 15 kilo ağırlığında gümüş, o dönemin UEFA kupası, şimdinin Avrupa Ligi kupası. Aynıdır zaten. Çok ihtişamlı bir kupa. Hemen arkasında Süper Kupa. Görünüş bakımından ikisi de çok güzel bu arada. Çok güzel. Süper Kupa. Süper Kupa'nın şöyle bir hikayesi var. Real Madrid'de oynandı kupa finali. Real Madrid şu ana kadar son 40 yılda 2 final kaybetti. Doğru. Biri Süper Kupa, Atletico Madrid. Biri yine Süper Kupa, Galatasaray. Galatasaray oynayana kadar Süper Kupası yoktu Real Madrid'in. Ve başkanı o kupa için ben 60 milyon euro harcadım, lütfen o kupayı bana getirin dedi. Ama Real Madrid'in umutlarını Jardel söndürdü altın golle. İşte o kupa bu gol, kupa arkadaşlar. Sırasıyla kupaların dizildiği cam kenarı bura demek arkadaşlar. Burada da Galatasaray'ın Avrupa maçlarından önce konuk takım ve Galatasaray'ın birbirine hediye ettiği flamalar yer alıyor. UEFA zaferindeki sonuçlar burada arkadaşlar. Olay burada başlıyor. He, Milan. Galatasaray-Milan. Galatasaray Milan'ı yeniyor. Milan grupta ikinciyken Galatasaray'ın yenmesiyle sonuncu oluyor. Gruptan çıkamıyor Galatasaray. Üçüncü olarak UEFA kupasını yiyor. Ondan sonra bu şekilde şeylerle oynuyor, takımlarla. Bologna, Dortmund, Mallorca, Leeds. Sonra da İngiltere'nin en köklü kulübü Arsenal. O dönemki çöp Arsenal. Yani.
Çökmüyor. Evet. Çok kötüydü o dönem. Çok kötü. İyi olsanız yenemezsiniz. Kadrosunu biliyor musun? Biliyorum hocam. İstediği kadar kaliteli olsun ama o dönem kötü olduğunu ben duydum hocam. Biz sizinle dolaşmaya devam edin. Bir yandan da tanıtın. Bakın mesela tatsız travmatik noktadan başlayın. Ne dersiniz? Hocam Galatasaray'ın efsanelerinden biri zaten. Ya ben de çok severim kendisini. En büyük efsanelerinden Ali Sami Yen'den sonra futbolcu olarak. Ali Sami Yen başkanlar sonra hem futbolcu hem başkanından sonra. Metin Oktan çok büyük bir insan. Hocam bir de Can Martin'e bir forma takısı var. Başlayalım. Tabii orada işte ezeli rakip ama ebedi göz olduğumuzu gösteriyor. O dönem yani. Şu an aynı şeyi söyleyemeyiz maalesef arkadaşlar. Yani şu an evet futboldaki son dönemdeki organizm bunları engelliyor. Ama evet. Öyle olmamak gerekiyor arkadaşlar. Yani gönülsüzler ki evet. Metin Oktay'a dönüp birlikte de maç izleyelim. Birlikte de bağıralım, çağıralım. Formaları da değiştirelim. Birbirimizle kızdıralım. Ama formaları da değiştirelim. Dediğim yani. Gibi. Ayrıca Ali Sami Yaslar'ından alınan koltuklar herhalde. Orada var. Değil mi? Eski Sami Yan ama arkadaşlar. Aynen, eski Sami Yan Mecidiyeköy'deki. Turgay Şeren, Galatasaray tarihindeki en büyük kalecilerden biri. 2016-2017 sezon Turgay Şeren. Metin Oktay'la da birlikte oynamıştır kendisi. Pele 1000. golünü attı 1969. Pele ne? Çok büyük bir kaleciydi. Berlin Panteri lakabı. 1964 Ali Sami Yan açıldı. Vay be. Mecidiyeköy'de. Vay be. 2024-2025 Galatasaray formaları işte arkadaşlar. Parçalı, beyaz, siyah. Yani ben Galatasaraylı olsam açık açık arkadaşlar söylüyorum. Siyah formayı alırım. Ya parçalı forma zaten Galatasaray için bir klasik arkadaşlar. Son dönemlerde, son sezonlarda artık beyaz formayı da çok sık çıkarmaya başladı Galatasaray camiası. O yüzden bana da klasik geliyor. Deplasman forması, beyaz forma. Alıyor musunuz forma? Forma alacağım da ben baskılı alacağım için burada da yok mu tamam, sanırım. GS arkadaşlar, Store'a gidelim o zaman. Gideriz büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, turumuz burada son bulmuştur. Ali hocam da şu an hikaye paylaşıyor. Bence güzeldi arkadaşlar. Sağlıklı bir operasyon yapmışlar. En başta soyunma odalarını gördük. Ardından stat, müze turu falan. Güzeldi yani. Her şey yerli yerindeydi. Alın benden de o kadar hocam. Fiyatı da uygun zaten. Rakip takım taraftarları da tercih edebilirler. Rakibinin tarihini de öğren, bil yani değil mi hocam? Aynen. Önemli böyle şeyler. Kesinlikle arkadaşlar. Yani Fenerliyim, ben gelmem, ben etmem falan demeyin ya. Ali hocam bu arada Fener stadına gelmekte okey var az. Gelirim arkadaşlar, niye gelmeyeyim yani? Ben şeyim, holigan değilim, ben futbolu seviyorum. Doğru. Ben ama şöyleyim, takılırım, eğlenirim. Yendi mi, galibiyeti aldık mı, şampiyonluğu aldık mı, şey yaparım yani. Zorlarım sinirlerini. Evet. Ben de birkaç şey ekleyeyim o zaman arkadaşlar bu tur hakkında. Ben olaya mantıklı kafayla bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sağlıklı kafayla bakmaya çalışıyorum. Yani en azından bazı Fenerbahçeli takipçilerim bana tepki gösterecek bu turu yaptım diye ama en azından rakibimin tarihini öğrendim. Yani biliyordum zaten, az çok bilgi sahibiydim ama tam olarak bilgilendim diyebilirim. Değil mi Ali hocam? Güzel ve eğlenceli bir gündü. Ali hocamla Aras'la vakit geçirdim. Ayrıca geldiğiniz için de teşekkür ederim hocam. Aynen. Gerçekten güzel bir Fenerbahçeli olarak ben sizlerle gezmekten çok zevk aldım. Onu söyleyebilirim. Vallahi Ali hocaya çok teşekkür ederiz gerçekten. Neyse biz zaten GS Store'a gideriz arkadaşlar. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Sırada Beşiktaş var. Beşiktaş Hayda. Stadyum ve müze turu. Yani Hayda. Kısaca namı der şeref turu. Fenerbahçe'ye yaptık, Galatasaray'a yaptık, sıra Beşiktaş'ta. Yani Türkiye'nin 3. büyüğünde. Evet, geldik kapanışa. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım Ali Hoca'yı da sevmişsinizdir. Gerçekten güzel enerji almışsınızdır. Ben kendisini çok severim, çok değer verdim insanlardan. Bunu söyleyeyim cümlesini çok kullanıyorum videolarda. Farkındayım, kullanmamaya gayret göstereyim. Yeni sezonunda daha açmıştınız. Yazın YouTube'a 2-3 video sıkıştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Her neyse. Videoyu bize beğeniyorsunuz. Tamam, bakın like atıyorsunuz. Fenerbahçeliyseniz daha iyi like atıyorsunuz. Ben Fenerbahçeliyim. Bende hiçbir şey değişmedi. Ve bastıra bastıra söylüyorum. Ben Fenerbahçeliyim. En büyük Fenerbahçeliyim. Unutmasınlar. Topluluk kısmında falan bir takım yorumlar gördüm. Umarım bir daha kendine Fenerbahçeliyim demezsin falan diye. Söyleyen bir kere olur diye söyleyeyim. Bana saygı duymayana, beni ciddiye almayana ben hiç saygı duymam veya ciddiye almam. Abone olun arkadaşlar. Yorumda yazın. Yorumlarınızı gerçekten
merak ediyorum. Nasıl bir video olmuş? Galatasaray stand ve müze turu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hocam bu arada fiyat aralığı nasıl? Ayrıca... Şimdi arkadaşlar fiyat aralığı şöyle. Tam bilet 200 TL. Öğrenci bileti 100 TL. Ama bu fiyatın 16 Temmuz'dan sonra değişeceğini söylediler. Yani tam bilet 300, öğrenci 200 şeklinde değişecekmiş. O da bilginiz olsun yani. Ali Hoca'dan fiyat bilgisi aldığımıza göre artık kapanışı yapabiliriz. Sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin. Yeni sezonda ayrıca arkadaşlar okul açık tribününde izleyeceğiz maçları. Onun da müjdesini ayrıca vermiş olayım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Detayları bir sonraki videoda konuşuruz.